Lan dön. Allah Allah. Araba dönmeyi unuttu ya. İner eliğinden geçiriz. Center değilsin oğlum. Sen BMW'sin. Sen M4'sün. Karşı şeride geçtik. Baylar bayanlar, sevgili kıymetli canlar, Ahmet Bahadır ekranlarına ve yepyeni bir RTS videosuna, mod paylaşım videosuna, gazlama videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altımızda canavar gibi bir M4 var. Böyle mod sitesinde gezerken tesadüf gördüm. Yani bayağı olmuş aslında bu mod paylaşılalı. Neredeyse 20-25 gün falan olmuş ama hoşuma gitti. Şöyle bir aldım, baktım, ufak bir kullandım. Bir iki şey dışında hoşuma gitmeyen tarafı yok arkadaşlar. Öncelikle mod kime ait ondan bahsedelim hemen. Tabi bu arada modun indirme linkini falan yine açıklama kısmında bulacaksınız. Halil Yavuz, Mert Irşi ve Arda Arslan'a ait mod. Modda hoşuma gitmeyen en büyük şey, şöyle göstereyim. Ya şu renk yansımalarını, hani metalik bir renk ayarlarsınız, 3 ayrı renk tonu vardır ya ETS'de. Onu tek ayarlayabiliyorsunuz ve mutlaka diğer 2 renk gri tonlarda. O renk yansımaları çok hoşuma gitmedi. Onun dışında arabanın detayları gayet güzel, değiştirebildiğiniz şeyler. Jant lastikleri 10 çeşit, yanlış saymadıysam jant lastik var. 4 tane motor seçeneği var. 2 tane şasi seçeneği var arkadaşlar. Basık ve normal. Biz basığı seçtik. En güçlü motoru seçtik. Seste birazcık böyle horultulu bir sesi var. Rahatsız edebiliyor insanı ama araba canavar. Umarım çok fazla taklasız maklasız gideriz. İstanbul'dayız. Trafiğim 109. Şöyle bir marşımıza basalım, bir horultusunu dinleyin. Bak. Şöyle dışarıdan bir dinleyin abi. Rölantide çalışırken rahatsız ediyor insanı. Heh, kaydın sesini birazcık kıstım. Evet, umarım beni bastırmıyordur. Ben şu sesimi birazcık kısacağım. Beni acayip rahatsız ediyor bu şey. Horultu sesi. Şimdi İstanbul'dayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben rotayı. İstanbul'dan normal road to black haritası. Edirne, bu Kapıkule istikametine doğru bir gideceğiz, gazlayacağız böyle. 190 kilometrelik bir yer işaretlemişiz. Hadi çıkalım isterseniz. Trafiğimiz de 9 bu arada. Araba, ben en güçlü motoru seçtim. 470 beygirlik. 3 farklı daha motor var. 2 farklı ses var motorlarda. Yeri de çok aslında şey gelmedi bana. Onun için bunu seçtim. Bir de lan elimiz alışmış. Retarder yapıyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Bu arada kanalımızı ilk kez keşfedenler varsa arkadaşlar, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olurlarsa çok memnun oluruz. Aracın içindeki detaylar, bu arada buraya gelirken de biraz kaza yaptım, hasar %20'ye çıktı. İçindeki detaylar falan çok güzel, hemen onları göstereyim ben size aslında şöyle. Şu koltuklar moltuklar falan 10 numara. İçi, aynalar biraz daha geliştirilebilirmiş, yani orta ayna özellikle. Direksiyon, şey falan, bir dakika ya, şu Skybox'ımı ben bir en son kaç yapmıştım? 2 yapmışız abi, şu Skybox'ı 5 yapalım. Hava birazcık bulutlu olsun. Çok yansıyor. Heh, böyle arabanın rengi daha iyi belli oldu ya. Çok güneşli olduğunda şey yapıyor yani. İnanılmaz hızlı bir araba. Lan. Kornası bu. Ama trafik 9 bu arada, dediğim gibi. Yoğun İstanbul trafiğinden bakalım nasıl yapacağız. Benim kornayla dörtlü, altlı üstlü düğmeler. Aferin sana. M4'ü gördü, babaya yol verdi adam ya.
Şöyle bir gazlayalım bakalım. 120. Bir iki ufak drift yaptım böyle enteresan bir şekilde ama. Ya böyle arkayı saldı yani, yanladı araba, daha doğrusu drift denmez ona da. Ama biliyorsunuz oyunun fizikleri tır için ayarlı olduğu için çok arabalar çok kolay şey yapıyor. Takla atıyor ve ben bunu çok yaptırıyorum. Bu sefer çok takla atmadan gitmek istiyorum abi. Bakalım. Bu arada bu tarz araç videolarının falan gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İstiyorsanız tabii araba modlarını paylaşmamızı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. Şöyle sağdan soldan deli makaslayarak. Hayır. Olur bu kadar. Al. Hayır. Hoppa. Karşı şeride geçtik. Vallahi karşı şeride geçtik ya. Of, of. Sıfır kamerası. Allah'tan single player'dayız ya. Vallahi takla atıp karşı şeride geçtik ve araba hala çalışıyor yani. İşte araba modlarını böyle kullanmayı çok beceremiyorum ben ya. Dayı sen bir dur. Lan tır gibi kullanma oğlum şu arabayı ya. Dediğim gibi arkadaşlar görüşlerinizi yorumlara bırakın. Ben de ona göre araç modlarına devam ederiz ya da etmeyiz. Ne İstanbul'u kardeşim, biz nereye terse gidiyoruz biz. Bir saniye. Ha pardon. Ters yerde geçmemişiz. Çok özür diliyorum. Motor arızası dedi ya, tüh. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Hani farlarını da yakalım arabanın. Şöyle uzunları da bu. Detaylar falan güzel. Akşam nasıl görünür bilmiyorum. Lan. Abi birinci viteste 120'ye çıkan bir araba yok böyle bir şey ya. 470 beygirlik motoru kullanıyoruz arkadaşlar. Ya o hedefime varabilmek istiyorum daha servise falan uğramadan ya. Daha fazla hasar vermek istemiyorum yani arabaya. Oo, solumuzdaki adamı son anda fark ettik. Lan! Mondeo'cu. Yürü git. Geleceğim işte ben. Ne geliyor yani üstüme üstüme? Aynanın görüşü biraz zayıf. Yani adamın dibine gelene kadar sol şeydeki kör noktadaki adamı çok zor görüyorsunuz. Aynanın görüşü biraz o konuda zayıf abi. Motorun sesi niye kesildi? 3'le gidiyoruz abi bu arada. Şimdi 4 dedim arabayı. 5000 devirde ve arabanın sesi gelmiyor yani, enteresan. Demek ki hızlandıkça sesini kesiyor bu alet. Buradan bunu anlıyorum ben. Sallanma oğlum, sallanma lan. Yol bozuk galiba. Sen tır değilsin oğlum, sen BMW'sin. Sen M4'sün. Bak. Abi biraz gazlayalım dedik diyor ama. E5'e çıktık. 7000 devir çeviriyor be. Abi motor sesini duymak için 6000 devirlere gelmek gerekiyormuş. Şu an 240'la gidiyoruz arkadaşlar. Şunu da açayım siz de görün. İğne deliğinden geçiriz. 5'e atmadım da arabayı hiç. Oyun. Hayır 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 hayır. 4. Uf. Hayır be. Bakalım nasılız? İyi park ettik ama be.
Araba hala stop etmedi ama ya. Buradan bir yerden çıkış yeri var mı ki lan? Çıkartabilir miyiz bu arabayı yani? Aslında iyi durdu ha. Ya ben araba modunu işte bundan sevmiyorum. Bu oyunun fiziklerini tamamen sıra göre ayarla. Az gazladığın zaman abi derbeder oluyor. Çalış lan. O araba çok şey ya, kötü durumda. Evet arkadaşlar, bir servise gittim geldim. Şimdi devam ki. Araba takla atınca komple tüm ayarları gitmişti. Bak ikinci vites. Yürüyor hala araba. 8000'de 1 ve 190'ı görüyor ya. O şeyleri güzel olmuş. Harbi M4 gibi gidiyor araba yani. Ama dengesizleşiyor. Süspansiyonlar en sert de olmasına rağmen ne kantar oğlum, ne kantar ya. Süspansiyonlar en sert de olmasına rağmen araba sallanıyor böyle süratle. Ama keyifli yani ya. Bak ikinci vites. Hayır. İkinci viteste gidiyor abi, bak 9000 devir çeviriyor araba ya. Lan polis. Arkadaş ya. Geldik bu arada. A gidişle. Bakın mesela bu da şu sinyal şeyi yanmıyor mesela. Göstergelerde işte hani hoşuma gitmeyen taraflarından bir tanesi de bu. Sağa sola sinyal verdiğiniz zaman çıt 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 şey sesi duyuyorsunuz. Hayır ya. Oğlum ne kadar kolay yattın lan. İşte bu pisikler dediğim konu bu. Trafiği keşke 9 yapmasaydım ya. Sığıyor muyuz? Sığdık. BBS'ler de yakıştı ama ha. Yani normalde E92 ile çok E90'la ya da E92 M3'lerle çok özdeşleşmiş bir jant bu. Arabanın ayağındakiler. Ama ben yakıştırdım ya şahsen. Oğlum niye o kadar yavaşlıyorsunuz ya? Lan dön. Allah Allah. Araba dönmeyi unuttu ya. Bak hemen alışmışım buralarda retarder kullanmaya tır kullanırken. Elim hemen retarder tuşuna gidiyor. Evet arkadaşlar. Video bu kadar. Ben İstanbul istikametine doğru böyle gazlamaya devam ediyorum. Birazcık süreceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Ne diyelim? Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bayis. Lan bayis yapamadım ha. Vallahi yapamadım lan.